Günaydın efendim. Hoş geldiniz hanım eline. Hayırlı sabahlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız güzellik getirsin, bereket getirsin inşallah hepimiz için. Rabbim e, hepimizin ağzının tadını bozmasın. Önce sağlık versin ki bu süreçte biliyorsunuz hepimiz sağlık istiyoruz. Sağlık olsun efendim. Biz de bugün zaten sağlığı, güzelliği, estetiği konuşacağız efendim. Uzman doktor Murat Sancaktar hocam bizimle birlikte. Medikal estetik uzmanı Mavi Artı Güzellik Merkezi'nden bizimle birlikte. Hocamızı da özlemiştik. Anlatacakları var pandemi dönemi de neler yapıldı sonrasında normalleşme sürecinden sonra estetik ve güzellikte neler oldu tüm bu ayrıntıları konuşacağız efendim ekranda gördüğünüz telefon numaralarımız oradan bize ulaşabilirsiniz sorularınızı yönlendirebilirsiniz efendim hepsini cevaplandırmaya çalışacağız Murat Hacan, hoş geldiniz hoş bulduk. nasılsınız gayet iyi Sağlıklı günler diliyoruz öncelikle bütün izleyenlere ve evet. sizlere. Ee, her şeyin başı sağlık olduğunu artık herkes anladı zaten. Herkes anladı değil mi? Ee, ben öyle diyorum. Hep sağlıkla Daha öncesinde hep böyle işte şunu mu olsun buraya geleyim ya da Param olsun, evim olsun diye dua edermişiz. Şimdi artık o bile değişti. Sadece sağlık onları olsun. Onları yine ediyoruz Hepsi da. Hepsi olsun diyoruz. <laughs> <Sevlamada> bir sağlık <laughs> biraz öne geçti. Tabii sağlık olunca onları nasıl olsa inşallah yaparız diye düşünüyoruz. Fark edebilirliğimiz arttı sağlık Fark konusunda. Fark edebilirliğimiz evet. arttı gerçekten öyle. Siz nasılsınız? Ne var ne yok? Koşturuyorsunuz. Biz özellikle bu pandemi döneminde bir duraksama geçirdik. Tabii pandeminin ilk dönemleri hekim olmamız sebebiyle... İçine girince herkes sizden aşırı bir bilgi bekliyor, ama bilmediğimiz bir süreçti. Doğru. Ee, herkes önce bir korktu. Biz ilk önce kliniği kapatmakta uygun bulduk, Hı -hı. kendi adımıza söyleyeyim. Ee, pandeminin ilk duyulmasıyla birlikte kliniği kapattık biz. Hani ya bize bulaşır ya da bizden de birilerine bulaşabilir. Fark edemediğiniz bir şekilde yayılan bir şeydi. Hı -hı. Ee, hani hekimsiniz diye her şeyi baştan bilemiyorduk, özellikle bu virüs için. Hani bu grip gibi değildi, bir ne olduğu belli değildi. Ölüm sayılarını duyuyorduk, çok ciddi bir boyuttaydı. Biz kliniği kapatarak, kaçarak uzaklaşmayı, Hı -hı. evimize kapandık falan böyle 3 ay. E, çok da geç açtım aslında kliniği ben e, bir şeyler netleşene kadar. Şimdi e, birçok şey daha net Hı -hı. önceye göre. Hani bir Mart aylarına göre, Mart'taki o korkularımız ne olacağını, belirsizliklerine göre artık bununla yaşamayı öğreneceğimiz bir sürece geçiyor gibiyiz. Yani e, bundan kurtulmak değil. Bununla azaltacağımız, sıkıntıları bertaraf etmeye çalışacağımız veya uzak kalmaya çalışacağımız ama büyük ihtimalle yakalarak ama en azından sıkıntısızca geçirebileceğimizi düşündüğümüz, e, sağlıklı bir bünyeye sahip olmamız gerektiği, hı hı. çünkü sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunuz zaman bundan zarar görme şansınız da düşük oluyor. Bunların içinde olacağı bir yol çizmeye çalışıyorsunuz. Hı hı. Ama hayat devam etmek zorunda. Evet, Herkes evde da. yaşayamaz sonuçta. Ki o üç ay içerisinde işte berberler, kuaförler, estetik merkezleri, güzellik merkezlerinin ne kadar çok özlediğimizi ve ne çok yükümüzü <laughs> aldığını öğrendik hocam biliyor musunuz? Bu kadar belki de farkında değilmişiz. Böyle Hani ayda bir 15'te uğradığımız bir yermiş ama yok bizim için herkesin, çok önemliymiş Herkesin dedik. bir yüzü gözü değişti. <laughs> Herkes gerçekten hani derler ya mağara adamı gibi olduk. Kes, Saçlarımızı nasıl kestireceğimizi bilemedi. Birçok kişinin eşi tıraş yapmayı öğrendi. Doğru. Çocukları <laughs> çok tıraş de, etmeyi çok öğrendi. Çok değişik şeyler yaşattı bize. Yani... E, bir yerde duymuştum. Toplam dünya üzerindeki virüsün şu andaki toplam ağırlığı bir gramı bulmuyor dedi. Bir gramlık bir virüs Aa. bir dünyayı bütün her şeyi değiştirdi. Herkesi evine kapattırdı. Bütün savaşları şeyleri ortadan kaldırdı belli bir oranda. Hı hı. Ee, yani inanılmaz bir şey. Ee, bundan sonra da dünyanın geleceği de böyle olacak gibi. Yani hı hı. maalesef bu tarz şeylerle uğraşacağız gibi görünüyor. Çünkü e, teknoloji birçok şeyi hızlandırıyor, başarı getiriyor ama bilinmeyen şeyler böyle virüs hastalık gibi. Zaten eskiden filmlerde de izlerdiniz ya gelecekte hep virüsler, hep hastalıklar. Demek ki buradan gideceğiz diye evet. düşünüyoruz. Ee, korkacak bir şey yok ama yine de hazırlıklı olmak lazım. Hani e, cahil olan biraz cesur olur bence. Hı hı. E, bu süreçte mutlaka kendimizi korumamız ve dikkat etmemiz gerekiyor. Çok doğru. Ve yeni bir sürece alışırken bir taraftan da artık hayatımızın vazgeçilmezleri maske, mesafe, hijyen oldu. <laughs> Tabii ki. Bunları çokça duymaya başladık. Özellikle sizin gibi merkezlerde maske, hijyen ve mesafe kurallarını uyularak doğru tekniklerle ve doğru hizmetler nasıl yapılmalı? Biraz da ondan bahsedelim hocam. Çünkü her merkeze gidilmez. Ne anlamalıyız biz maskeli ya da mesafeli uygulamalar deyince? Şimdi aslında bunları anlamak da çok kolay. Çünkü şöyle yani bir yerin gittiğinizde virüs önlemlerin almış olması gerçekten önemli. Yani hı hı. sizden önce kişinin hasta olup olmadığını gelen yer de bilemez. Bir ateşe bakarak her şeyi bilemeyebiliyorsunuz. O anda ateşi çıkmamış olabilir ama taşıyıcı olabilir. Hı hı. O virüs oraya saçtıktan sonra siz geldiniz mi hasta olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla biz bir iyi bir şey yapmamış, kötü bir şey yapmış oluyoruz aslında. Onun için biz kendi adımıza nasıl bir yol izlediğimizi söyleyebilirim. Bu açılış dönemini gayet geç yaptıktan sonra biz pandemide. Ee, özellikle klasik giriş önlemlerimiz zaten her zaman vardı. Her yerin günde birkaç defa hı hı. sterilize edilmesi, temizlenmesi. Daha önce kullandığımız solüsyonlar biraz değişti. Daha önce bazı yerler işte e, böyle bir e, ne diyeyim söyleyemedim çamaşır suyu gibi. çamaşır suyu ve onların benzeri malzemelerle yapan kızlar şimdi daha çok e, Sağlık Bakanlığı onaylı Alkolü olan bu anti virüs ürünlerle hı hı. birlikte dezenfekte etmeye başladılar. Bir kere bu alışkanlık değişti. Onun dışında e, bir kere zaten müşterinin geri şekli değişti. İşte müşterilerimize gelirken şöyle e, telefonda teyitlerimizi şöyle yapıyoruz. Lütfen randevuya saatinizde geliniz. Ne önce ne sonra. Yani? Çünkü sizleri bir araya getirmek istemiyoruz. Hı hı. Mümkün olduğu kadar gelen hizmetini alsın ve o arada başkasını görmeden gitsin. Ve en fazla çıkan kişiyle karşılaşsın istiyoruz. E, birincisi bu. Gelirken tabii kişilerin bir yere giderken gerekli değilse çocuk çocuk veya yanlarında arkadaşları sen de gel burada beraber oturalım Kalabalık demeyeceği olması. şekilde gelmesi. Hizmetini hı. alıp gidecek şekilde düşünmesi çok doğrusu. E, girirken tabii ki maskesi yanında olmasını isteriz. Tabii ünitelerin hepsinde maske var ama kendi maskesinin bulunması da mutlaka ideali. Çünkü uzun gel, uzun bir süre bulunacaksa gerekirse içerideki maske de e, değiştirilmesi söz konusu olabilir. Hı hı. E, girişteki bu önlemlerde tabii artık çok klasik yani her yerin girişinde birçok bir klinikte olduğu gibi olması gerektiği gibi el hijyeni e, çok önemli. Artık kesin olan şey maskenizi takacaksınız. El hijyenize dikkat edeceksiniz. Bundan kaçarınız yok. Hı. Evde de olsanız, e, bakkala da gitseniz, bir yere de gitseniz bunu yapacaksınız. Kliniklerin hepsinde bunlar var. El hijyen standları konuyor. Mümkün olduğu kadar temassız el hijyen standları. Hı hı. Ayak basmalı veya işte dirseğiyle basarak evet. aldığı. E, tabii biz samimi bir kliniğiz aslında. Biz seviyoruz çalışmayı. şansımıza da çok da sevimli çalışıyoruz. E, geldiğinde kucakladığımız insanlara uzaktan artık böyle merhaba evet, diyerek mi? gitmek Hakikaten zorunda kaldığımız öyle. Doğru, değişik çok... bir e, ortam oldu. Hani bizim o alıştığımız o doğu kültürünün ...batıdan farklıyız biz Türkiye olarak. tabii. Ee, hani onu temasları biraz uzaklaştırdığımız bir yaşantıyı artık öğrenmek zorundayız maalesef. Bazen dalıyorum elimiz uzatacak gibi kalıyoruz. Karşıdaki de böyle garip bir ortada hal durduğumuz oluyor, bir hal, hal oluyor. <laughs> Ama bunlar mecbur yani bunlar olması evet. gerekenler. Bunlar sadece giriş safhası yani kişilerin kendini koruması, e, girirken ona hazırlıklı gelmesi... Onu bir e, eğlenmeye gidiyorum gibi değil, gerçekten minimum temasla yapabileceği işlemleri yapması söz konusu olacak. E, tabii içeride kullanılan malzemeler e, özellikle sedye örtüleri veya şeyler her hastada değişmesi gerekiyor. Hı hı. E, bunlar çok önemli noktaları e, çünkü kimden ne geleceğini gerçekten bilemezsiniz. Bu bizim kendimizi korumamız için de gerekli. Hı hı. E, bunu bir korku bazında almamak lazım da koruma önlemleri bunlar, tedbir yapılabilir olarak. şeyler, tedbir yani. diyelim bunlar. Hani böyle insanlar bu kadar büyük bir korku içinde olmasını istemiyorum aynı zamanda. Ee, Sedye örtüleri değiştikten sonra kişilerin aynı zamanda kullanacak malzemelerin de mümkünse tek kullanımlık Hı -hı. olup atılması gerekiyor. Ee, işte burada önemli nokta şu yani üniteye biraz dikkat edecek, misafirler de dikkat edecek. Yani orada e, gerekirse 5 lira 10 lira fazla yazı versin. Hani kimse onu demesin çünkü orada malzemelerin de şeyleri doğru. çok değişti. Hı hı. Çünkü gerçekten e, aldığınız malzemeler her şey aynı yere hücum edilince mesela e, aldığınız eldiven fiyatları ben baktım geçen gün kazara şöyle elime geçti kızlar alırken iki buçuk katına falan çıkmış. ya Aynı eldiven ama herkes eldiven. Herkes maske deyince o aldığınız şeyler bir yere çıkmış. Onun için ünitelerin buna uygun gitmesi lazım. Yani yok ben müşterime bunu yansıtmayayım dediği zaman bir yerden feragat edeceğini düşünüyorum. Bunlar da bilinçli bu konuda bilinçli olmaları gerekir. Yani sonuçta kaliteli bir hizmet almakları gerekir. Özet bu. Zaten evet, böyleydi. Evet kesinlikle öyle. Bunda biraz daha pimpirikli olması gerekir. Bence gerekiyor. bu ayrım da yani şu dönem içerisinde çok daha netleşti. Yani hani o herkesin estetik ya da güzellikle uğraştığı kısım gitme işte e, merkezlere gitme artık insanlar dedi ki şöyle doğru düzgün adam gibi tabiri caizse bir merkeze teslim olmam lazım. Ben burada bir şey Bu söylemek istiyorum. Güzel istiyordum. oldu. Şöyle bir nokta var. Mes bu e, yine e, sosyal medyanın bir sıkıntısı var. Ben bakıyorum mesela ünitemi steril ediyorum diye fıs, fıs 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 fıs. E zaten yapman gereken bir şey. Bunu Instagram'dan niye yayınlıyorsun? Yani hani bu yayınlanacak bir şey bu değil ki. Bu zaten olması hani, gerekiyor. E, bu zaten işin içinde var. Bunu ben bunun bir reklam ajan, ajanı olmaması lazım. Zaten sen onu yapmıyorsan işine bir kere ihanet ediyorsun. Kişi zaten o sırada bir tereddütü varsa oraya gitmemesi lazım. Onu gördüğü zaman mı gelecek yani burayı ama sprey sıktılar diye böyle bir şey olmaz. Yani onun için aslında temizlik zaten insanın herkesin kendi içinde. Hı -hı. Temiz görünüp de nasıl hijyenik olmayan insanlar olduğu gibi temiz deyip de hala bunlara dikkat etmeyen önlemler de var. Onun için çok dikkat etmenizi öneririm kesinlikle. Peki yeni normal başladı 1 Haziran itibariyle hocam biliyorsunuz. Hemen hangi uygulamalar için koşup geldik biz size. Bunlar çok önemli. <laughs> Bu İlk neye başladılar? <laughs> Şöyle e, mesela geçen gün bir, ufak bir şeyle paylaşayım. Enteresan noktalara gittik. E, kliniğin girişine yaklaşırken bir hastamız mesela hapşurdu herkes böyle evet, bir anda diken üstüne çıkıyor. Olur. ya Sadece hapşurdu hani önceden bomba patlayınca olan şey şimdi hapşurunca olmaya başladı insanlarda da. Önce bu yeni normalle ile birlikte e, aslında işlemlerin bazında şöyle dikkat ettiğim kendi kliniğim için söyleyebilirim tabi bunu. Diğer kliniklerdeki arkadaşlara konuştuğumda e, farklılıklar var ama bizim açımızdan hiçbir şey değişmedi diyebilirim. Yani çalışma açısından insanlar sadece e, tabii ki uzun temaslı olan hı hı. E, işte bir, bir cilt bakımları gibi iş, hizmetlerde azalmalarınız oluyor evet. doğal olarak. Onun da olması gerekir zaten biz de o anlamda kend, e, doğru bulduğumuz bir şey. Ama e, bu dolguları, botoksları veya yaptığımız e, kısa temaslı büyük işler çıkarttığımız işlemlerin hiçbirinde bir azalma olmadığını söyleyebilirim. Büyük cerrahilerde de azalma var özür dilerim. Hı hı. Mesela iple yüz germe şu evet, anda doğru. daha az talep görür hale geldi. Çünkü insanlar çekiniyor hı hı. daha travmatik işlemler olduğu için. Ama ufak tefek dolgu botoks işlemlerine artışın olduğunu söyleyebiliriz. E, böyle bir değişim oldu. E, yani yoksa taleplerde aslında genel olarak bir değişim yok. Aslında doğrusu da zaten temaslı işlemlerin azaltılması. Hı hı. Biz bunun için klinimizde yeni yeni teknolojileri getirdik. Neler getirdik? Temaslı işlemleri azaltacak şekilde. Yani ah, estetisyen veya e, klinikteki sizle uğraşacağımız dönemde cihazla baş başa kaldığınız, çıktığınızda cihazın temizlenebildiği daha az birbirine görüştüğümüz işlemleri getirdik. Hı hı. Mesela e, bölgesel inceleme bölümlerinde böyle özelliklerimiz Tam var. Tam oraya şöyle gireceğim. Biz bir karantina döneminde evde yedik yedik <laughs> değil mi? Hocam o böyle oldu yani. Dışarıya çıkamadık. Hani tamam sosyal medyadan ya da bakanlıktan işte sağlıkçılar söyledi evde hareket edin falan ama dışarıda yürümek gibi olmuyor. Olmaz. Ne kadar yaparsak yapalım evde matlerde e, egzersiz. Yine de şöyle bir 5-6 aldıklarımız oldu. Fazlasını söylemek istemiyorum. <laughs> Onun için sorunumuz tabii. zayıflama oldu bizim. Yani şimdi, bu kiloları nasıl vereceğiz? Şimdi şöyle, tabii ki kilo almanın sebebiyle ben danışanlarımız hep öyle anlatırım. Bunu bir havuz problemi gibi. Hani evet. üstten dolduruyorsunuz, alttan boşaltıyorsunuz. Hep aynı şekilde. Birisi enerji harcamak, birisi de yediklerinizle doluyor. E tabii ki bu dönemde enerji harcamamız azaldı. E, yediklerimiz de arttı. <laughs> e, evde insan sıkılıyor ya ben hiç bu konuda haksız değiller ne yapacaklar bir şekilde mutlaka yemek yiyecek otururken bir cipsiyim ya iki de işte meyveyim derken bir şekilde kilo alıyoruz. E, ama bunun e, yani bunun geçici bir dönem olduğunu bilip ve yani normalleşme sürecini bu dediğimiz hususlara uyarak yani bunun yaşamın bölümün içinde olacağını <laughs> ve gelecekte de böyle uzunca bir süre böyle yaşayacağımızı düşünürsek ona uygun bir yaşam tarzını benimsemek doğru bir disipline etmek lazım yaşantımızı. Ee, bu disiplinize etmede de özellikle e, yemeği kısmak önemli. Geç saatlerde yemek yemek biliyorsunuz artık yani herkesin söylediği gibi metabolizmayı ağırlaştıran ve özellikle e, kilo yağ dönüşme oranları yüksek olan bir beslenme tarzı. Çok çalıştığımız için de geç saatlerde eve geliyor herkes. Onlar yapacak bir şey yok. Bir yol bulmaları gerekiyor. Hı -hı. Mesela ben kendi adıma ofisten çıkarken 5-6 gibi atıştıracaklarım, atıştırıyorum. Eğer yapamamışsam çok nadir akşamüstü yemeği tercih ediyorum. Ben kendi adıma böyle gidiyorum. Benim spora vaktim olmuyor ama vakti olanlar için spor çok önemli. <laughs> Haftanın iki günü. İşte benim zaten aslında e, zayıflama veya bölgesel incelme diyelim ona. Zayıflama farklı bir olay. Bölgesel, bölgesel incelmede incelme e, yeni şeyler getirmek bunlarla ilgili oldu. Yani yeni sizi bir cihazla baş başa bıraktığımız, hı hı. mümkün olduğu kadar görmediğimiz işlerle de kombin edilebilir. Böylece beslenmeyi yaptınız. Spor için de e, güvenilir, sakin, kendi halinizde bir spor yaptıran, size yaptığınız yerden spor yaptıran belki cihazları kullanacaksınız. Bunları da kombin ettiğiniz zaman ene kalıyor, başka bir şey kalmıyor. Aslında yapabilirsiniz günlük e, şey için, e, mental rahatlığınız için, akılca rahat olmak için, hav havadar ortamlarda olmak için dışarı çıkabilirler Yürüyüş kişiler. De onlar mesela iyi gelebilir. <laughs> Bunun dışında başka bir şey ihtiyaçları olmaz. O zaman hemen şu yeni teknoloji ve sizde de çok da yoğun ilgi gören cihazdan evet, da evet, bahsedelim. Evet. Bunu yaptığımızda önce biz cihazı tanıyalım. Çünkü onu yaptığımızda yürüyüşe gerek kalmayacak mı? Yemek yemeyeceğim mi? Ya da yiyeceğim artık ona teslim olduğum gibi mi bakmak Şimdi, lazım aslında? İmsilim e dedi mi hocam? İmsilimin özelliği şu yani insanların bunu bu kadar tercih etmesi veya anlatılanların böyle olması aslında bizim mutlak gerçeğimizi değiştirmiyor. Önce kendinize bir kere disiplinize edeceksiniz. Hı -hı. Yani siz kendinize bakmazsınız, X cihazı veya X sizi bir şey belli yapamaz. bir yere sokamaz. Bunu kesinlikle bileceksiniz. Onun için yanlış veya fazla para harcamak yerine bunları bence sporda yürüyüşe yaparak spora gidebilmek daha mantıklı. E spor merkezlerinin şu anda sıkıntısı var. Hı -hı. Çünkü kalabalık ortamlar, spor merkezi bir kişiyle çalıştıracak hali yok. Dolayısıyla spor merkezleri hala sıkıntıda. Orada gidemeyecek olduğunda ne yapılabilir? Kişiler spor yapmak üstüne, kendi başına spor yapmak da eğlenceli bir şey. Püf 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 püf. Hı -hı. En azından hani telefonu dolaşırken veya gün içinde sağa sola seyrederken veya televizyonu izlerken o arada spor yapıyor olabileceğimiz teknoloji bugün bana da söyleseniz evet, sizlere söylesek evet. Kime söylesek evet yapalım der. Doğru. Ee, bunu üretmişlerdi. Bu pandemiden önce üretilmişti. Hı -hı. Biz pandeminin öncesinde sürece girmiştik. Pandemiyle birlikte daha ön plana çıktı. Ee, bunlar da ee, yine unutulmaması lazım. İşimiz bölgesel incelme. Yani çalıştığınız yer çalışır. Yani bacağı çalışıp da kollarınızın incelmesini beklemezsiniz. Hı hı. Veya orada kaslarınız çalışıyor demek değildir. Veya kola çalışıp karnınızdaki veya bacağınızdaki kaslar aktif olmaz. Çalışılan yerlerdeki kasların e, belli bir miktar enerji harcaması, üstündeki %19-20'lere yakın yağ katmanından harcaması, dolayısıyla gereksiz yağın atılması, aynı zamanda da kasların diri ve güçlü kalması, zayıflamamasını sağlayan bir teknoloji. Hı hı. Ee, piyasa adıyla emsilim ama yani bu teknoloji şeyden sonra bizim bu işlere ilk girdiğimizde pasif cimnastikler vardı. Belki izleyenler bilirler, bilirler. böyle elektrik, elektrotlarla tık tık, tık kasılıyordu, petler bağlanırdı bağlanır belki olarak. bilirsiniz. Ee, onların çok daha profesyonel, çok daha teknolojisi aynı telefon gibi. İlk önce basmalı telefonlarımız vardı şimdi telefonsuz gezemiyoruz, her şey görüntülü kamerasını arıyoruz. Aynı onun gibi teknolojik hale diye düşünebilirsiniz. Ee, özellikle karın bölgesi ve basen bölgesi de çok tercih ediliyor. Karın bölgesinde bu aletin yine güzelliği, tekrar tekrar söyleyeceğimiz noktası şu. Siz cihaza bağlandıktan sonra yarım saatlik bir seansınız oluyor. Yarım saatlik seansta herhangi bir kimseye ihtiyacınız yok. Odadasınız, cihaz size bağlı. Yanınıza gelen yok, giden yok. Gayet hijyenik, gayet pandemi kurallarına uygun şekilde işinizi yapıyorsunuz. Alet çözülüyor, hoşça kal, gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. 2-3 gün aralıklarla bunu yaptığınız zaman aslında sporunuzu yapmış oluyorsunuz. Hı hı. E, <laughs> elektromanyetik bir akım sayesinde, kasların et, bulunduğu civardaki takıldığı bölgedeki kasların e, kasılmasını ve e, bizim onu oranlarını biz ayarlıyoruz tabii. Hani başlarken size bir e, Cristiano Ronaldo gibi bir spor yapacak evet, halimiz bunu işte kim soracaktım. Dayanamaz. Nasıl ayarlayacak? Onların dozları var kendi içinde. Belli bir yavaş yavaş trendle belli bir yere taşıyacak şekilde sporda da öyledir yani hı hı. İlk önce ısınırsınız. Sonra üstüne e, idmanlarınızı ağırlaştırırsınız. Gittikçe ağırlaştırırsınız. Aynı mantıkla cihaz dozlamasını ayarlayarak günden güne günden güne kademeli arttırarak Kaslarınızın çalışmasını sağlıyoruz. En çok tercih edilen bölge genellikle karın. Hı hı. Çünkü erkeklerde göbek çıktığı için kas öne doğru ittiriliyor, zayıflamış oluyor. Kasla yağ yer değiştiriyor. Daha önceki bir programda da aynı şeyi söylemiştim. Şimdi bir kilo yağla bir kilo eti karşı karşıya yan yana koyduğunuzda yağın kütlesi böyle. Hı hı. Etin kütlesi böyle. Şimdi kişi diyor ki benim kilom değişmedi ama Artık kemerin içine girmiyorum, sığamıyorum diyor. Çünkü sizin kaslarınızın bir kısmı artık siz kullanmaya kullanmaya yağ dönüştürdünüz. Yağa Kilonuz aynı ama hacminiz daha büyük. <laughs> yağ hücreleri çünkü daha geniş hücreler. Dolayısıyla oradaki yağın zaman içinde azalması ve kas kütlesinin artışıyla birlikte kişide daralmalar başlıyor. Pantolonum, kemerini bir tane daha bu hafta indirdim demesi çok güzel bir şey çok oluyor. Çok güzel bir şey Ve tabii. ben kendime örnek vereyim. Kızım karnımın üstüne oturduğunu bilirim. E, şöyle bir sıkıntı basar. Hani nefes alamaz gibi olursunuz. Ee, oturduğu zaman şimdi geçenlerde oturuyor. Ben de kendime yaptığım için. Aa dedim güzel. Yani hani farkında değilim ve karın bir şekilde sıkı duruyor. Güçlenmiş dedi. Tabii. Aynen. Kalktığınızda ilk seanstan itibaren şeyi Hı -hı. anlarsınız zaten. Üz, vücudunuzda bir kaslarınızı çalıştırdığınız ve sıkı durduğunuzu hissedersiniz. Bu bir spor yaptıktan sonraki haliniz gibi bir diri duruş getirir. Tabii kasın en kötü şey de şudur. Kas maalesef çok uzun süre hatırlamaz. Yani kası yani vücutçularda gibi böyle bir kere yaptım çok iyi oldu vücudum ömür boyu bundan sonra rahatım değil aralıklarda da ufak ufak bunu dürtmeniz gerekir. Haber siz bırakmayacaksın Onu mutlaka uyaracaksın. Acımasız biraz hocam. Yani değil mi? kas öyle. Kasın hafızası zayıf diyorum. Evet kasın hafızası zayıf. Oturduğunda kişi yattığı yerden bunu yapıyor. Hani Herhangi bir terlemesi, bir yol e, hazırlanması, bir kıyafetler içine girmesi yok. Günlük kıyafetleri e, üzerinde sadece metal eşyası, kemeri varsa kemeri olmayacak veya cebinde bozuk paraları olmayacak gibi. Zaten tişört, tight gibi rahat da ya giyilip şey, geri. Da öyle daha rahat oluyor. olacaktır. Onlar yattığı yerden rahat rahat sporlar yapmış oluyorlar. Hocam bundan devam edelim. Bir kısa ara verelim. Bir çaylarımızı tazeleyelim. Böyle hocam da koştur koştur geldi. Daha kahvesini çayını ikram edemedik. Bir <gülüyor> çayımızı <gülüyor> bir çayımızı içelim efendim. Siz de sorularınızı yönlendirin lütfen bize. Kısacık bir ara. Hemen geliyoruz. Efendim yeni gelenler tekrar günaydın diyelim. Hayırlı haftalarımız olsun inşallah. Biz böyle haftaya güzellikle, sağlıkla başladık. Bu kilolardan nasıl kurtulacağız diye başladık. Programın devamında dolguları da konuşacağız. Merak etmeyin. Uzman Doktor Murat Sancaktar Hocam bizimle birlikte doğru bilgileri vermeye devam ediyoruz ki Murat Hocam geldiği zaman hekim olması da çok önemli. Her noktada bizi doğru yönde aydınlatıyor. O yüzden biz de doğru emin ellerdeyiz deriz yani emin ellerde doğru bilgilere ulaşıyoruz efendim siz de bize ulaşabilirsiniz WhatsApp'tan sorularınızı lütfen yönlendirin dedik ki karantina döneminde aldığımız kilolardan zamanımız yok işler başladı İşte mesafe kuralları fiziksel mesafe bizi e, üzüyor yoruyor çıkamıyoruz kalabalık spor salonlarına gidemiyoruz acaba ne yapacağız diye ...düşündüğümüzde hocam da dedi ki hiç kimse yanınıza girmiyor. Cihaz ve siz baş başasınız. İstediğiniz bölgedeki yağlarınızdan da kurtulabilirsiniz. Bir taraftan da kaslar yani en güzeli. <laughs> çalışmış, çalışmış olması ben en güzeli. Biraz daha bahsedelim hocam. Kaç yaşında olmam gerekir? Kadın erkek ayrımı var mıdır? Ee, mesela ben geldiğim zaman belki göbek ya da karın bölgemi istiyorum ama... siz Bence sizin hani kalça daha önemli mi diye beni yönlendiriyor musunuz? Oradaki konuşma esnasında neler konuşuluyor? Aslında yönlendirme şöyle hemen hemen şöyle çok düşünüyorum da çoğu insan aslında neresinde problemin olduğunu bildiği Bilerek için. Geliyor. Hani ben çok farklı bir yer önerdiğim olmuyor. Ayarlamalarımızı sadece işte önce bir bölgeye ağırlık veririm sonra diğer bölgeye başlayalım diye söylüyoruz. Çünkü ikisinin birden koordin olmasında alabileceği başarı daha az olabilir bir taraf önce biraz daha belirginleşsin, kendini Hı -hı. iyi hissetsin, olduğunu görsün, diğer tarafı sonra kombine etsin. Aslında ideal şeklidir. Ee, Tabi uzun bir süreç spor yaparak, kas çalıştırarak, e, zayıflama işi biraz daha uzun sürer. Normal zayıflamanın en güzel yolu yemeyeceksiniz yani. Bunun en kolay yolu bu kontrollü şekilde yemeyeceksiniz. E, gereken besinleri alacaksınız. E, burada özellikle talepler daha çok bizim için söyleyebilirim. Kendi kliniğimizde daha çok kas bölgesine, şey, karın bölgesinde, karın, karın kaslarına isteniyor. Erkeklerde, erkeklerden çok yoğun bir talep var tabi spor salonları da özellikle gidince e, o karında özellikle iç yağlanma ile birlikte dışarıya doğru çıktığımız hani balkonsuz ev evet. e, gibi <laughs> e, o kısmın mutlaka kaslarla içeri doğru ittirilmesi ve Hı -hı. bir miktar hacim kaybetmesi gerekiyor. Bu bölgedeki kasları size mekikten kendi çekebileceğiniz mekikten çok daha aktif çok daha kuvvetli e, 16 20 20.000 mekik arası meki çekmiş kadar sizin kaslarınızı ufak 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 çalıştırıyor. Ee, dolayısıyla karnın kaslarınızın içeri doğru e, şekillenmesini sağlıyor. Tabi bunu derken de yüz yuvarla bir karnın size bir Cristiano Ronaldo gibi baklava görüntüsünü verme şansınız hemen olmaz. Evet. Ama normal e, kaslarınızın çalıştığı için o görüntünün de içeri gittiği ve kaslarınızın gergin olduğu ve kilonuzun da yaklaşık olarak %19-20 civarında azaldığını o bölgede yapıldığı bölgedeki azaldığını yağların azaldığını görebilirsiniz. Bunun dışında çok fazla talep Tabi bacak bölgelerinde de çok fazla var. Özellikle enteresan bir nokta biraz daha popo bölgesine de istendiği oluyor. Oradaki kas çünkü oradaki şekli veren şey ağırlıklı kastır. kastır. E, kasın şekli çok önemli orada. E, o kasın dik durmasıyla birlikte görüntünün de çok güzel olduğunu e, biliyoruz. Hı hı. Bu bunlara çok kullanılan bir e, şey, e, alet. E, bu anlamda çok tercih edilen bir e, cihaz olarak e, ön planda emsilim. E, biz çok mutlu, çok keyifli kullanıyoruz. Demin yine söylüyorum tekrar tekrar sizin de program başına söylediğiniz gibi Kişinin kendi başına hiç kimseden uzakta rahat rahat yapabileceği yani hiçbir elemana ihtiyaç duymadığı acaba ne olmayacağı şekilde Konforlu şekilde, spor yapabildiği hmm. bir cihaz olarak ön plana çıkıyor tabii. Bizim ki. için en önemli şey, aman işte virüs bulaşır mı, Hastalandı mı, bir hepimiz şey için oldu. Önemli mu? Yani. Evet, hepimiz, hepimiz için, önemli için önemli ki öyle olmalı. Biz artık bu dönemi bu şekilde öğrenerek e, sürdüreceğiz çünkü. Yaşam tarzı değişikliği evet, değişikliyor artık. Evet, yaşam tarzımızı artık değişeceğiz buna alışacağız, bunu öğreneceğiz. En güzeli bu. Peki e, yaş. Emsilim için var bizim mı? daha çok zaten metabolizma yaşı e, ilerledikçe 30'lu yaşlarına itibaren ciddi nokta 1.1, 1.2 ya, giderek 0.1 oranla düşüşe girer. E, çok genç yaşlarda insanlar zaten çok fazla kasları sürekli aktif ve hiperaktif pozisyonda oldukları için çok erken yaşlarda ihtiyaç duymuyorlar. Daha çok şekillendirmek için ihtiyaç duyabilirler. Fiziği düzgündür ama karın kaslarının ben biraz daha şekilli olmasını istiyorum. Veya ne bileyim biraz daha pom yukarıda olsun istiyorum gibi. Böyle hani e, spesifik şeyler için yapılabilir. Özel işler için yapılabilir. Ama daha çok e, yaş grubu olmamakla birlikte e, 25 ve sonrası gibi grup daha çok tercih ediyor ee, özellikle ilerleyen yaşlarda çünkü hareket kabiliyetinin azalması birlikte eklem ağrıları çeşitli hastalıklar sebebiyle e, yürüyüş imkanları olmuyor e, dışarıda zaten virüsten korkarak bir yürüyüş yapayım diyeceği bir yer yok dolayısıyla o kişiler için inanılmaz büyük bir şans bacaklarını çalıştırdın, karnını çalıştırdın, evine gittin. buna sporunu yaptın aslında üç gün rahatsın, üç gün sonra bir daha bacaklarını hı hı. çalıştırdın, karnını çalıştırdın, tekrar içine gittin gibi. E, bunlar, mesela şimdi önümüzdeki aylarda da inşallah kol propları da gelecek. Hı, e, onlarla güzel. birlikte şimdi kollara bakamıyoruz, e, kalbe de çok yakın olsun istemiyoruz, elektromanyetik alan diye. E, kol propları olduğu zaman o kaslara çalışacak. Şimdilik sadece karın ve başın e, popo bölgesi gibi bölgeleri çalışıyoruz. Bunlar da olduğu zaman. E, Başka yapacağınız bir şey yok. Spor yapmanıza gerek kalmıyor. Haftada kalmıyordu. iki gün mü o zaman? Sporu acaba? bile teknoloji, sporu bile konforlu, e, rahat hale, hale getiriyor. Getirdin. yani Olduğumuz <laughs> yerden spor yapacak hale <laughs> Hı -hı. geliyoruz. Haftada. İdeali 2-3 günde bir e, yapılmasıdır. İşte insanların çalışma koşullarına göre bazen haftada iki diye veriyoruz. Eğer kişi çok fazla bu konuda gerideyse ve hızlanmasını istiyorsak ilk hafta 3 defa verdiğimiz hmm. oluyor. Yani ortalama kabaca bilinmesi gereken 2-3 günde bir e, ufak çapta bir yarım saat kendinize ayırmanız gerektiği şeklinde olması lazım. Peki hocam daha önce spor yapmış bir insandaki hani geri dönüşle hiç yapmamış ya da uzun süre ara vermiş Kişi de farklı oluyor mu? Yani cihazın şeyinden bahsediyorum. Tabii, Bana geri dönüşün nasıl olacak? O şimdi, hızlılığı kişiye göre de değişir mi? Burada ne yapmak istediğinizi zaten cihaz hepsini kendi işine ayarlar. Diyor ki size öncelikle idman mı yapmak istiyorsun? Sadece bir ısınma gibi mi yapmak istiyorsun? Hmm. Bir yürüyüş öncesi bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Veya kasları hipertrofi dediğimiz hani şöyle bir kaslarım çıksın görüntü olarak güzelleşeyim mi? Hangi modda çalışmamı istiyorsun diye soruyor. Ona göre kaslarınıza programları, kasılmaları onlara göre ayarlayarak gidiyor. Yani hepsinde aynı standart bir şey yok. yok. Sizin istediğinize göre hareket ediyor. Şimdi ben mesela ben isterim karım birazcık şekillensin isterim. Ben öyle mesela o formda giriyorum. Ama başka kişi özellikle fitness için veya e, yağ yakmak için programlara girmeyi tercih eder. Bunlara göre program için ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla kişinin ihtiyacını yönelik programlama söz konusu olabiliyor. Geri dönüş Mesela başladım. iki hafta gittim. Haftada iki gün gittim. Başladınız mı bir aydan önce bırakmanızı istemem. Hı. Çünkü kas zaten zaman içinde belli bir yere taşınır. Doğru. bütün programlarda da öyle. Yani, Emek ister, e, sporda da öyledir tabii, hocam. Tabii. Şınav çektiniz, mekik çektiniz veya bir alet kaldırıyorsunuz, dumbbell kullanıyorsunuz, ne yaparsanız yapın. Bunu hemen bir hafta, iki haftada kaslarım çok kuvvetlendirmezsiniz. Beslenmenize dikkat edecek şekilde, uygun besinleri alarak belli bir seviyeye bir iki ayda taşırsınız. Onun için gelen misafirlerimize biz zaten birisi denemek için bile gelse, meraktan bile gelse bir ay bir kere programın içinde olacaksın diyoruz. Hı hı. Zaten bir ay gelen kişi bırakmaz. Genellikle ikinci, üçüncü ayın tamamdır. Sadece ondan sonra seyreltiyoruz. E, Geliş, girişini seyreltiyoruz. Önce hafta da bire düşürüyoruz. Sonra duruma göre 10-15 gün aralıklarla bir kere uğrayıp yani sporunu yapmış gibi olmak mantıklı olabilir. Eğer pandemi yine böyle devam edecek olursa umarım devam etmez ama e, bunun Allah. için önümüzde kara görünmedi şu anda Bilemiyoruz, hala. Bilemiyoruz tabii. E, dolayısıyla o süreci de böyle 10 gün aralıklarla 15 gün aralıklarla bir yarım saat ünitede hemen bir gelip gidiyorum deyip Neredeyse kendi bağlayacak hale geliyorlar aslında. Yani Aa, o kadar. değil mi? Bir süre sonra tabii, öğreniyorlar. Tabii. Yani kıdemleniyorlar. Hı hı. E, ama tabii biz başlarında oluyoruz yine de. E, dolayısıyla bu pandemi dönemi için en ideal tedavilerden bir tanesi oldu. Şöyle o zaman anlamamalıyız. izleyicilerimize de tam bilgi verelim. Sadece kas yapımı değil, fitness yapmak bile istiyorum dediğinizde bile gelebilirsiniz. Tabii yapılabilir. Tabii hı -hı. Gelebilirsiniz. Tabii e, hocam ne kadar süre devam edeyim e, diye soruyor izleyicilerimiz. Yani başladım. Siz dediniz ki bir ay olsun. Sonrasında bir aydan önce zaten bir şey, bir şey kasla ilgili evet, bir tedavi böyle bir defa olmaz üç zaten. defa deneyim olmaz. Ama benim bir an önce kendi örnek verdiğim gibi hani karnımın üstü iki seans yaptırdıktan hı hı. sonra kızım karnımın üstü oturduğunda ben bir, bir anda aklıma geldi ve evet, şu anda benim karnın kaslarım demek ki sıkı ki ben onun sıkıntısını hissetmiyorum diye düşündüm. Hı hı. Aynı bundaki gibi, bunu farkını hissederler ama bir yola çıktılar mı? Bunu iki ay, üç ay gibi i̇ki, aralıklarla ay. devam edecekleri bilecekler ki. Başarı belli bir yere gitsin. Hı hı. E, hemen de geri dönüş olmasın. Sonuçta bu da bir emektir. Yani yatarak yattığınız yerden bile olsa ona zaman geçiriyorsunuz. Zaman çok değerli şu anda günümüzde. Çok değerli evet. E, onun için bu kısmı devam edecekmiş gibi düşünsünler yani Hatta mümkünse biz onları hep böyle sürekli gelsinler istiyoruz. Nasıl yapıyoruz? E, programları bitti. Sana 10 günde bir veya haftada bir geleceğin şekilde sana şu saati rezerve ediyoruz. Şu saatte gelecek ayet bağlanacak gideceksiniz. Sporunuzu yapıyorsunuz. Haftada bir gün geçip gidiyorsunuz. Böylece yaptığınız işlem geriye dönmesin. Tekrar sıkılığını muhafaza etsin kas diye devam ettiriyoruz. Peki cihazda nasıl olsa giriyorum ona ben vakit ayırıyorum. Bir taraftan yememe dikkat etmeme gerek yok diye bir şey <laughs> yok. Onu bir yok, de onu konuşalım yani tamam cihazda başladım. Dedim ki ben 3 ay disiplinli bir şekilde sizin de belirlediğiniz aralıklarla buna geleceğim. Ama bir taraftan da yeme içmeye de evet. yani mümkünse dikkat edin. O en önemli noktalardan bir tanesi. Zaten konuşmanın başında öyle söyledim. Ben yattığım yerden şunu yapayım diye hiçbir tedavi şekli yok. yok. Ben e, misafirlerimize gelenlere de hep aynı şekilde anlatıyorum. E, bu işte siz olmazsanız biz hiç başlamayalım. Hı hı. Faydam olacaktır bir, e, ama bir şey yapacaksanız beraber takım arkadaşı gibi gitmeniz gerekir. Zayıflama bir disiplin işidir. Ee, yapılanları belli aralıklarla idame etmeniz gerekir Çünkü yağ hücresi öyle enteresan bir hücredir yağ hücresi. Ondan da çok azıcık bahsedeyim. Hı hı. Kendi hacminin çok çok katı kadar büyüyebilen bir e, hücredir. Diğer hücrelerden çok farklıdır. İçine dolur, dolur, inanamayacağınız kadar büyür. Aynı bizim gibi yani kilo alıyoruz, büyüyoruz, kilo alıyoruz, küçülüyoruz. İnsanlar da var, ya, ufak insanlar da var, hı hı. büyük insanlar da var. Hepsi aynı yapıda, kolu, bacağı, gözü aynı. Ama çok büyük, çok küçük insanlar olduğu gibi yağ hücreleri de inanılmaz boyutlara büyüyebiliyorlar. Onun için Hatta bazı tedavilerde yağın bir kısmını çekip alsanız bile yandaki yağ hücreleri o kadar gelişebiliyor ki yine aynı forma sizi getirebiliyorlar. Dolayısıyla yani yağ hücresinden bir kurtuluşunuz yok. Ne? yağ hücresi bize de Cinsansız lazım. Bir da. bir şey ya. Yani ama işte bunu bir disiplin haline getirmek lazım. Yani Hı -hı. bir yaşam tarzı değişikliği, yaşam tarzına bu pandemi dönemine birlikte geçeceğim bundan sonra böyle geçireceğim, hı hı. belli saatlerde şuna dikkat edeceğim. Benim metabolizmam artık yavaşladı. Mesela 35 yaşını geçtiniz artık. Artık yavaşlama sürecine girdim. O zaman ben beslenmemle birlikte bana akşamları yemek yaramıyor veya Ege tipi beslenen birisi ise, Ege insanı ise bu adamın zaten yeşilliklerle beslendiği ve genetik olarak aileden geçen şeyle yeşilliğe alışkın olduğu belli. Konya tipi ise hamuru daha çok geldiği belli. Hı hı. Belki ona hamur yarıyorsa diğerine yeşillik yarıyordur. Buna göre kendinizi bilerek hareket etmeniz lazım. Aslında insanların birçoğu bunu bilir. Hı hı. Sadece uygulamak zor geldiği için yapmazlar. Onun için Doğru. yanlış şekilde paralarını harcamasınlar. Öncelikle bu işte bir sigara bırakmak gibi. Öncelikle kafalarına hazır olacaklar. Hı hı. Karar verecekler. Disiplin gibi gidecekler. O süreyi uygun geçirecekler. Sonrasında tedavi bitti diye bir şey yok. Çünkü o hücreyi anlattım. Hı hı. Her an hazır hücre bekliyor şişeyim diye. Hemen <laughs> genişlemeye hazır bekliyor. Onun için de bunu bir disiplin gibi devam ettirecekler. Hı hı. Ancak bu şekilde olursa e, bölgesel incelmenin veya zayıflamanın bir anlamı olur. Onun dışında verdim e, ben geçen sene çok iyiydim bu sene inanamadım. Veya tam tersi bu sene böyleyim geçen sene böyleydim gibi konuşmalar olur. Evet. Herkes üzer. Bence burada herkes kendini aslında çok iyi biliyor hocam. Ne yediğinde, ne zaman yediğinde, ne kadar yediğinde ki hele 35'ten sonra artık insan bir kendinin farkındalığı oluşuyor ve bana, bana şu yaramıyor dediğimizi biliyoruz. Ya da işte suyu ben az içiyormuşum artık su benim evet. hayatımda olmalıymış diye farkındalıklarımız var. O yüzden hiç kaçışımız yok yani. Zaten cihazlar bunları size özellikle analizlerde söylüyor. Şu konuda eksiğiniz var, hmm. şurada özellikle toplanmanız var, şu konularda... Biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor diye. Cihaz zaten otomatikman bunları ilk önce cihaza giriyor gelen misafir. Bakıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Şunları eksik diyorsunuz. Zaten çoğunlukla evet ben onları biliyorum diyor. Sen bunları yapmaya başla ki ben de sana bunları yapacağım diye <laughs> söylemeniz lazım. Karşılıklı yani ben tek başıma takım bir şey arkadaşım. veremem diyor. Takım arkadaşı, arkadaşı, arkadaşı. Çok doğru. Takım arkadaşı olacağız Çok doğru. Hemen bir de dolgulara geçelim. dolgularda önemlidir. Ve ne kadar da artık talep de azaldı. Çünkü şöyle istiyoruz. Kesilmeyim, biçilmeyim ya. Ameliyat kelimesi var ya bizi çok böyle rahatsız ediyor dolgu nedir hocam önce bir dolguyla başlayalım mı dolgu benim de uygulamaktan çok keyif aldım bence gerçekten bu son güzellik sektörünün son 20 yılın Elindeki 15 yıl diyelim hatta en önemli e, işlemlerinden bir tanesi. Çünkü e, özellikle şöyle bahsedelim. Vücudumuzda bazı değişiklikler oluyor belli yaştan sonra. Bu da özellikle 35'li yaşlara denk geliyor Ama o 35 bir gong çalmış başlamış gibi düşünmeyin. Hı hı. Bazı 30'lu yaşlarda hı hı. başlar. Bazı 38'lerden sonra başlar. Bir iniş trendine giriyoruz. Yüzümüzde bir tabaka yok. Kemik var, kas var, yağ var, cilt dokusu var, cilt altı dokuları var. Birçok doku var. Hepsi belli bir oranda değişimlere uğruyorlar. Mesela Kemik yapısını hatırlayın bilirsiniz, annelerden, büyüklerimizden bilirsiniz. Kemik giderek kadınlarda daralmaya başlar. Çeneye giderek kemik, e, kalsiyum için sindiriyor ya vücut, hmm. bir miktar oradan da sindiriyor. Ufalmaya başlar, burun açısı içeri doğru girmeye başlar. Dolayısıyla kişi şöyle büzülen bir yüze doğru gider. Dolayısıyla e, kemikteki hadise bu. Kas ne olur? E Kas bunu söylemeye gerek yok. Yaşlandıkça kaslarımız biraz daha yağlı yerleşip zayıflarlar, incedirler. E, yağ dokusu, yağ dokusu da yüzümüzdeki yağlar belli bir oranda eriyorlar. Belli bir sabit sabit böyle top 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 böyle şey yağlarımız var yüzümüzde. Ee, ben onları hep işte resimde paylaşırım bak yüzündeki yağ haritam senin bu diye. Hmm. E bunlar zaman içinde eriyorlar. Bazıları hacim kaybediyorlar. E şimdi üstteki deriyi düşünün altta tutunacağı bir şey kalmadı. Kemik gidiyor. Kas inceliyor. Kas e şimdi yastığı arkama çekmek gibi yavaş yavaş koltukta aşağı doğru kayıyorsunuz. Ne oluyor? Yaşlanırken resimlerden hatırlayın. Kaşlarınızın kenarlarını aşağı doğru hmm. indirmeye başlıyorlar. Gözünüzün altındaki şey eridiği için orayı çukurlaştırmaya başlıyorlar. Şuranıza burun kenarındaki çizginizi belirginleştirmeye başlıyorlar. Bir de hafif buraya yapıyorlar. Ama size yüzü yaşlı gösteriyorlar. Aslında yapılan görüntü değişiklikler de bunlar. Mesela burnunuzu sağa sola çevirmiyorlar yaşlanırken. Hı hı. Hafifçe dudak hacim kaybeder. Dolayısıyla hep hacim kaybı üzerine gidiyor. Dolgular neyi getirdi bize? Şimdi hacim kaybında benim size kendimden kemik koyma şansım yok. Birinden başka bir dokunaklı yapacak şansımız yok. E kası Yapacak halimiz yok. Kaslı zaten bir yere bağlı vücudumuzda var. Sadece yogalarla, şunlarla veya evet. bazı cihazlarla Hı -hı. kuvvetlendirebilirsiniz. Yaptığınız zaman çok iyi olduğunuzu biliyorsunuz. Aynı kasta bir önce konuştuğumuz gibi belli süre sonra zaman. geliyor. Bunlar hep bir disiplin işidir. Ne kaldı? Cildi. Evet cildi ne yapıyorduk? Aşılar yapıyorduk. Bakımlar yapıyorduk, ürünler uyguluyorduk, birçok uygulamayla birlikte cildi biraz daha böyle gergin hale çeviriyoruz. Yani yatağın altında aslında yaylarda bozukluklar var ama çarşafı gerdirdiğiniz için düz görünüyor. Görüntü de kurtarıyorduk, bir miktar cildi de kaliteli hale getiriyorduk. E ne kaldı, neyi değiştirebileceğiz? Hacim kaybının yerine konması gerekiyor bazı noktalarda. Ee, yaşlanma sürecini değerlendirdiklerinde neler değişince yüz daha yaşlı görünüyor biz biliyoruz. E, belli bölgeler girdiğinde veya belli bölgeler yükseltiğinde vücudun dire, e, gençliği veya direnci artıyor. Bu da sizi daha iyi gösteriyor. Bunları biliyoruz. Mesela ilk başladığımız senelerde çok algılar da değişti. Tabii biz de eğitimlerle birçok şeyleri değiştirdik. Birçok uygulamalar değişti. E, herkes artık birçok şeyi farklı uyguluyor. Önceden mesela şuraya sadece bir şey yaparken şimdi yüzleri yana doğru alarak hmm. bunu gerdiriyorsunuz. Yani oranın olmadan, buranın yapmanın çok fazla faydalı olmadığını biliyoruz gibi. Dolgu bunları yerine koyabilen, dokuyla uyumlu hiyaluronik asit dediğimiz dokuyla uyumlu olan zaten kendisinde belli formları e, mevcut olan e, sentetik bir şeyi dokunun altına yerleştiriyorsunuz. Doku uyumlu olduğu için kendisi de çok su tutan bir molekül olduğu için hem dokuyu belli bir yere kadar ittirerek dokuya nem getirerek çünkü hücreler birbirlerine nemli ortamda hı hı. iletişimde kalırlar. Hani elektrikle e, mesela şimdi buraya bir elektrik şeyini koyun şuraya koyarsanız ikimize çarpılmayız. Ama azıcık su döksünler çatır çatır ikimize çarpılırız. Tabii, hücreler de onu istiyor nem, nem istiyorlar istiyor. birbirlerine. Dolayısıyla o ortamda nemi de çektiği için belli yerlere dokunarak belli yerlere oynayarak ...yüzünüzde inanılmaz daha diri, ifadeler olmasını sağlıyoruz. Tabi bunu yaparken de... E, ...çok kötü örnekleri var hani... ...yapacağız da şurada çizgiyi kaybedeceğiz de şöyle bir yüz değil... ...onun olması gerektiği oranları var. Bir de unutulmaması gereken nokta bunları yaparken en önemli noktadan bazılarını... E, ...bir tanesi de bu şu... E, ...vereceğiniz yerdeki... ...dolgunun... ...sizi... ...belirgin şekilde değiştirmesine karar veriyorsanız... ...sürekli devam etmeniz gerekir. Hmm. Onun için... ...şimdi sizin yüzünüzün bir önemli. karakteristiği var. Yani... Baktığınız zaman Nicole Kidman çok güzel bir bayan. Atıyorum X şahsı çok güzel bir bayan. Angelina Jolie çok güzel. E, hiçbir birbirine benzemiyor. Hı hı. Demek ki güzellik bir tane değil. değil yani Bir tane güzel diye bir şey yok. Kendinizin güzelliği var. Yani kendi Çişiye yüzünüzün oranları özel var. özel olan bir güzel. Oranlarınız var. <laughs> Bunu kaybetmeyeceksiniz. Yani buradaki bütün ana fikir bu. Sizin kendi yüzünüzün avantajlı olduğu yerler var. Gözleriniz çok güzelse gözlerinizin daha yeri göründüğü, kaşlarınızın hafif kalkık olduğu... Göz açınızın iyi olduğu şeyleri tercih edeceksiniz. Hı hı. Dudak burun çok iyiyse buraları kaybetmeyeceğiniz şeyler olacak. Yanların her zaman gergin durmasını sağlayacaksınız gibi. Ee, yani bu kişinin kendi özelliğini bilecek, neresinin güzel olduğunu gördükten sonra o tarafın üstüne eğilip diğerlerini de çok fazla değiştirmeye çalışmayacak. Eksikleri yerine koymak ideali bu. Tabi bunu derken e, ses sanatçısıdır, televizyona çıkıyordur. O zaman bir şeyi daha iddialı kullanmak isteyebilir hı. ama günlük kullanımlar için ilk, ilk söylediğim şey daha doğru. Siz yönlendiriyormuşsunuz. Tabii ki hocam? bunları anlatıyorum. Mutlaka Çünkü dolguyu e, bir zayıflamadaki gibi bölgesel heyecanlar bilme şansımız olmuyor. Biz de şöyle diyoruz. Kuaföre olmuyorlar. falan gittiğimizde şundan yap, bundan istiyoruz falan diye gel gelir denir. gösteririz çok, ya. O çok. açıdan diyorum ki siz de hocam ön görüşmelerde hep böyle bir ikramları vardır. Güler yüzle anlatır, coşkulu coşkulu. Siz zaten orada ikna e çok olursunuz. çok keyif aldığımız için. Çok evet. keyif alıyoruz. Şimdi bu <laughs> mimarlık dedim, gibi. yani Biz badanıcı gibi çatlığa tavir etmiyoruz. Baktığımızda... Kişi zaten size ben her zaman sana şunu yapacağım diye hiçbir misafirimize anlatmadım. Hı hı. E, zaten size otomatikman nereden mutsuz olduğunu söylüyor. Yüzü böyle duruyorsa o şurayı doldurmazsa onu değiştirmeyecek. Mutsuz görünüyorsun. İfadeni değiştirmemiz lazım. Mutsuzluk ifadesi ne olur? Ağız kenarlarını azıcık yukarı ittirirsin. Göz kenarlarını biraz daha canlandırırsın. gözün altında bir şurası varsa yorgun gösteren bir ifade varsa onu alırsın. Otomatikman kişi daha diri durmaya başlar. Bir şey yapmadınız siz ona. Hı hı. Sadece kenarları ufak tefek düzelterek ifadeyi değiştiririz ve mutlu oldu buna göre bakabiliriz. Psikolojik olarak da çok önemli aslında. Yani biz bu, burada sadece estetik olarak konuşmuyoruz. Psikolojik sağlığımız için de bizi çok e, ayakta tutan bir şey. Mesela şu anda ekranda bir uygulama var. Şuradan bakabilirsiniz hocam siz de. E, burada sınır yani bir dolgu, burun burun evet. ucu dolgusu var. Şimdi dolgularda tabii yapılacağı yerlere göre çok fazla değişik e, tedavi şekilleri var. Şimdi öncelikle konuşmanın başına bir şey daha söylememiz lazımdı. Eee Ameliyat yanlıştır. Bunlar doğrudur. Ha, değil, Böyle bir konuşma değildir. değil bu. Ameliyatın olması gereken Hı -hı. insanlar var. Ufak şeyler için ameliyatla uğraşmaması gereken hastalar var. E, bunları kişinin istekleri dönemi tabii ki burada. Sizden anormal bir şey bekliyorsa, ce, e, ufak tefek ittirerek gelebileceğiniz bir yerdeyse o zaman cerrah ile yönlendirmeyi bilmeniz lazım. Tabii hocam. Mesela Hastalı bir doğru kaza, lazım. bir kaza ya da çok büyük bir sorun varsa ameliyattan kaçış yoktur. Mesela bu ekran için söyleyeyim ben. Ekranda e, ufak bir burun düşüklüğü veya şekil bozukluğunu. Çok basitçe 5 dakikalık veya 10 dakikalık bir şeyle işlemle basitçe yukarı doğru kaldırabiliyorsunuz. Kişi ortalama 9 ay ile 1 yıl arasında bu burnu bu şekilde kullanabiliyor. İkinciyi tekrarladığınızda süre yine bu sefer bir yıl, iki yıllara çıkıyor uzuyor. ve uzuyor. Hmm. Çünkü dokuyla artık bu doku kabul ediyor ki bana her sene bu malzeme geliyor. Ben artık bununla beraber bir şekilleneyim demeye başlıyor. Hmm. Onu sindirmek yerine yabancı madde olarak algılamamaya başlıyor. Bu hani burun kenarındaki çizgiler içinde çizgiler geçerli. Içinde. Bir kere yaparsınız, iki kere yaparsınız. Üçüncü de der ki, neredeyse bu sene ihtiyacım yok artık falan dersiniz. Aynı burun veya diğer uygulamalar da böyle. Burun mesela çok uç bir uygulamadır. Burun e, önemli de bir organ. hani her klinikte veya her yerde burunla ilgili bir uygulamaya girmemek lazım. Burun spesifik bir iştir. Yani bence özellikle davranmak lazım burunda. Herkes uygun olur dememek lazım. Çok büyük bir burnu dolguyla düzelteceğiz diye uğraşmak yanlış. Çeşitli şekil bozuklukları, nefes problemi var. Hı -hı. Çok ciddi bir nefes problemi var ama şekil bozukluğu da var. O hastayı mümkünse cerrahi yönlendirmek lazım. Çünkü nefes problemi çözmekten sonra ucu böyle dursa ne olur, ne olur olmasa ne olur? Doğru, zaten öncelik sağlıklı olursanız. olması. Sadece burunun ucunu azıcık, burun dikmelerini kaldırarak, e, o hattı kaldırarak nefes problemi çözdüğünüz, uykuları rahatlayan insanlar var. Hı -hı. E şimdi bu kadar basit bir uygulamayla e, cerrahinin e, şiştim, ödem olduğum sıkıntılarını yaşamadan doğru. geçebilirsiniz. Ama cerrahinin dediğim gibi yeri hala mevcut. Sadece bunlar alternatif olarak, kolaylık olarak şeye çıktı. Ee, ön plana geldiler. Hı hı. Çok da başarılılar. Hı hı. E, düşünsenize bir şeyler sıkıntınız var. 10 dakika sonra o sıkıntınız kalmıyor. Yani <laughs> çok büyük bir konfor çok yani. Güzel. Dolgunun getirdiği çok güzel. Gerçekten konforlar bunlar. 10 dakika ama tabii onun için de doğru ellerde olmanız o kadar önemli ki <laughs> gerçekten buna çok lütfen dikkat edin. Bazen çünkü e, umduğunuz şey için gidiyorsunuz bambaşka bir şeyle de çıkıyorsunuz. Hı. O da çok sorun. Bununla ilgili mesela burunda örnek verebilirim. Burun reklam verelim. Tabii, tabii Onun, tabi bununla bunu ilgili daha konuşalım. Hiç anlatalım. kesilmesin lafınız efendim. Kısa bir aram ara son bölüm geliyoruz efendim. efendim son bölümle karşınızdayız. Bugün hafta başına dedik ki sağlıkla güzellikle başlayalım ve uzman doktor Murat Sancaktar hocam bizimle birlikte. Böyle birazcık pandemi sürecinde dikkat edilmesi gerekenlerden bahsettik güzellik merkezlerinin alacağı tedbirlerden bahsettik ilk bölüm. İkinci bölüm biraz işte o karantina döneminde alınan kiloları acaba nasıl verebiliriz ee, ve vaktimiz yok kalabalığa da girmeyelim diye cihazla verilen bir tekniği anlattı hocam bize. Sonra dolgulara geçtik. Sağlık açısından önemli dedik. Özellikle psikolojimiz açısından çok önemli. Fakat hocamın söylediği eğer ameliyat gerekiyorsa ve özellikle yapılması gereken işte bir tıkanıklık sağlık açısından bir sorun varsa Ameliyat kaçınılmaz ama eğer ameliyatsız bir durumsa bize gelin ve biz o küçük dokunuşları 10 dakikalık hatta değil mi 10 dakika, dakika dediniz. 10 dakikayla halledelim dediniz ee, ve tabii dedim ki ben de hocam reklama gitmeden yapan el çok önemli. Görüyoruz sosyal medyada da o kadar kötü keşke kendi burnu kalsaydı diyoruz dediniz. ya bazen. <laughs> Onu benim bile söylediğim oluyor yani şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de odur. Dolgu yaptığımda burnum nasıl büyümüyor? Yani siz malzeme koyduğunuzda nasıl burnumu ufaltıyorsunuz? Evet biz çünkü, çünkü doğru dolgudan yere anladığımız büyüteceksiniz gibi. E, ama mantıklı olan da o. Dolgu ne demek? Dolgunluk vermek anlamında. Hı -hı. Yaptığı iş diyor. Ama doğru yere yerleştirdiğinizde görüntü değişiyor. E, en basitinden çadırı gibi düşünün. Çadır şöyle geniş dursun. Siz bunun ortadaki dikmesini yükseltirseniz hem daralır hem de baktığınız zaman karşıdan daha ince görünür. Hı -hı. Aslında ufak tefek işin hilesini anlatmış olduk burada. Çok güzel görünen kısmı bu. Bunu yaptığınız için de görüntü çok daha iyi olmuş oluyor. İki şeyi de buradan çözüyorsunuz. Yoksa malzeme doldurup da bir güzellik sağlamıyorsunuz. Yaptığımız işten bundan ibaret. Dolgular dediğim gibi benim en sevdiğim konulardan bir tanesi. Ee, son 15 yılında e, en çok üzerine düşünen konularından bir tanesi. Yani dolguyu sadece dokuyu değiştirmek birini başka birine benzetmek olarak bakmayın. Sağlık amaçlı veya canlandırma amaçlı veya geliştirme amaçlı olarak da kullanılabilir. Dolgularla ilgili şimdi birçok çalışmalarda geçen yazın da mesela bunlarla ilgili birçok insan şeyi araştırıyor. En son yazın geçen yaz pandemi öncesinde ya nasıl güzel olunur? Bir insan nasıl güzel görünür diye çok fazla araştırıldı. E, belirgin birkaç özellik var. Ben gelenlere çok fazla anlatırım bunu. E, bir kadına baktığınızda güzel görünüyorsa veya bir kişiye baktığınızda güzel görünüyorsa özellikle kadından başlayalım. E, erkek ve kadın biraz farklı çünkü güzellik kavramları. E, çene konturunun çok düzgün olduğu, göz mesafesinin iyi olduğu ve gözlerinin canlı göründüğü, Şöyle çok minik minik gözlerle çok güzel görünen bayanlar yok. Hep gözleri canlı ve net görünüyorlar. Çene konturu çok düzgün ve dudak hattı çok düzgün olan bayanlar. Yani şöyle dudaklara çok güzel bir bayan görmediniz. Yani çok güzel bayanlara baksanız hep belli bir şekilde <laughs> dudağı, çenesi ve göz kısmında güzelliklerin olduğu fark etmişler. Yani bu alnımın köşesi şöyleydi, burnumun ucu şöyleydi dedikleri değil. Bunlar özellikle güzelliği betimlemiş. E, buraları her zaman düzeltmeniz gerekebilir. Buralara yapacağınız dokunuşlar size her zaman avantaj getirebilir. Onun için mesela yüzü yana doğru çekmek, yeri geldiği zaman ihtiyacı olan hasta için ufacık dokunmak her zaman size olumlu etkiler beraberinde getirir. Burun tabii farklı bir nokta. Burunda zaten görüntüsel bir problem olduğu için görselliği düzeltmek için hiç başka bir şey neredeyse ihtiyacınız kalmıyor. Ee, kısa süreli de düşünülmesin. <laughs> zaten biz dolguların belli sürede erimesini istiyoruz. Çünkü bir an önce programın başında anlatmıştık. Zaten yaşlanıyoruz. Dokularımız sağa sola kaçıyorlar, yer değiştiriyorlar, eriyorlar. Onlar kendileri değişirken vücudun bu değişimine uyum sağlayacak şekilde olması lazım ve o yüzden de belli sürelerle eriyip Yenilerinin konabilecek halde olması lazım. Çünkü düşünün bir şey koydunuz çenenize. Siz yaşlanıyorsunuz ama çenenizde plak gibi duruyor. Kalıyor. Yani olmaz. böyle ortada bir şey olmaz. Hı hı. Çünkü 20 yaşındaki yüzünüzde 45 yaşındaki yüzünüzün arasında fark olacak. Onun o için zaman şöyle vücut o dolguyu tanıyor. Benden biri artık benimle birlikte yaşayacak ve süreçte de ben işte yaş aldıkça o da benimle birlikte kayıplar yaşayacak. İlk, Böyle mi bakıyor? İlk başta ilk başta bunu yabancı bir madde gibi algılıyor. Bunu geldi bir sindireyim. Onun için hatta ilk yaptığınızda ya biraz hacim kaybettim diye Hı. üzülürler. Sorun değil. Bu beklediğimiz bir süreç. Vücut sonra bu malzemeyi bu malzemeyi de hazırlarken adam var etrafına bu reaksiyonu azaltıcı şekilde yapmaya çalışıyor yani vücut ona saldırmasın diye hazırlıyor ama saldırmaması mümkün değil e, ufaltıyor sonra tekrarını yerleştirdiğinizde bu sefer diyor ki ya burada sürekli malzeme var ben demek ki bunu yok edemiyorum ben bunun etrafını güzelce bir şekillendireyim de bunun üstüne bir yapı kurayım derken Hı -hı. bir şekilde görüntünüz daha uzun süre muhafaza edecek hale geliyor. Hı -hı. Zaten dolgu yaparken de vücudun gerekli boşlukların içine koyuyorsunuz. Durup da bir kıkırdağın üstüne koymuyorsunuz. Aradaki boşluğa koyuyorsunuz. Burnun dipteki boşluğuna i̇şte koyuyorsunuz. O, o, o da tekniği için. Ee, onu yaparsanız dolayısıyla çıkanlar gerçek mi bu photoshop mu deyip hasta işte yanınızda hasta diye gösterebiliyorsunuz. Hı -hı. Bunlar önemli noktalar. E, dediniz ki dolguyu anlatırken yüzümüzde yağ var ve o yağların kaybı. İlk defa herhalde bir yağlar faydalı olan yer yüzümüz değil mi? <laughs> Onların gitmesini gerekiyor öyle Şimdi mi algılamalıyız bu hocam? bu yağlar şöyle bazı ya, yüzümüzdeki bazı yerlerdeki yağlar eriyebilen. Hı hı. Hepsi erir de bir kısmı daha az eriyen diğerleri çok ciddi, ciddi boyutta eriyebilen ufalan yağlar. Mesela burun kenarınızdaki yağ peti çok hızlı erirken şuradaki pirejo, ağız kenarındaki kısmınız daha erimeyen bir yağ, yağ tipi. Gözünüzün altı eriyebilir. Zaten bunları yaşlanma sürecini düşündüğünüzde ya, burasındaki yağ pedi azaldıkça alttaki dokulara dışarı doğru geldikçe çukurlaşıp e, daha kötü bir görüntü ulaşıyorsunuz. Buralar azalıp buradaki dokular bastıkça burası çukurlaşıyor. Hı hı. Buradaki doku durduğu için de otomatikman yukarıdan da basınca aşağı doğru inen hani bulldog dedikleri hı hı. o e, sarkık görüntüyü oluşturuyorsunuz. Onun için o yağları aslında vücuttaki yağlardan biraz farkı tutmak lazım. Vücuttaki yağlar içinde kök hücreden zengin olan tazeleyici, her türlü hücreye dönme potansiyeline sahip aslında çok önemli hücredir yağlar. Hı hı. Yağ hücresi bir de enteresan bir noktasında söyleyeyim, çok kibar hücredir. Yani vücudunda vereceğiniz yüksek ısıya veya çok yüksek soğukluğa ilk bozulup da tepki veren hücreler de onlardır. Hı hı. Yani cilt mesela soğuk diyelim ki soğuk lipoliz uyguluyorsunuz. Veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz ciltte hafif kızarmalar oluyor. Cilt böyle kendine gelirken yağ hücresi aşağıda ölüm emrini alıyor çünkü hı hı. o kadar yükseğe dayanamaz o. Narin aynı şekilde, yani tabi aynı şekilde ısılı yöntemler de öyle zaten zayıflamada kullandığımız yöntemler onlar ya soğuklar sıcaklar, sıcaklar akımlar kas çalıştırıcıları kullanıyoruz veya çeşitli içindeki yağları dışarı çıkartması sağlayacak enjeksiyonlar yapıyoruz yağ üresini kibarlığını kullanıyoruz. Ya ısıtıyorsun ya soğutuyorsun. O diğeri kadar dayanamadığı için daha erken ölme emri alıyor. Şoka dayanamıyor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Şoka diyor. dayanamıyor. Çok da narin anlattınız ya ama işte <laughs> öyle bakmıyoruz aslında. Narin kibar falan ama öyle dedik mi? Popodum, popodum, ya. Şöyle iç, hani değil mi? kilolu bayanların yüzleri biliyorsunuz daha diri, ger, gergin Yapısan, olur. Tabii. Daha güzel olur. Ben de öyle derim. Kilo vereceksem yüzden vermeyeyim. Hani öyle söyleriz ya. Evet. O yüzden evet. oradaki yağ aslında bizim için kıymetli. Kıymetli tabii ki. Mesela enjeksiyonlarla bazı çeşitli yerlerde ufak azaltmaları yapıyoruz. Gıdı bölgesini Özellikle azalt azaltma hı hı. yoluna gidiyoruz. Bunlar var ama diğer yağları eritecek tedavileri tercih etmiyoruz. Mesela yüze çok ısılı yöntemleri böyle aşırı ısı uygulayıp da yüzü toparlayacak yöntemler. Çünkü ısı kolajeni uyarıp cilt kalitesini arttırır ama bir tarafta da doku altında kayıplara sebep Kayıpları olabilir sebep zaman içinde. Minimalde kayıplar olsa yaşlandıkça Bizim yani bu aralar niye çöktüm onlar. diyecekleri hı. durumlar oluyor. Ee, yine bir öneri olarak söyleyelim bu konunun en dışında. Ben özellikle genç jenerasyondaki birçok arkadaşımızın, e, kardeşimizin şöyle sıkıntısının olduğunu görüyorum. Şurada bana böyle gelirse benim de yüzüm çok parlarmış. Şu olursa bana şunu yapacaklarmış. Hmm. Zaten sağlıklı ciltleri durduk yere tırmalamanın, harap etmenin, canlandıracağız diye uğraşmanın bir anlamı yok. Hep söylediğim gibi belli yaş grupları özel bir rahatsızlığı yoksa, bir akne problemi, sıkar dokusu veya farklı bir özelliği, bir sıkıntısı yoksa, bir dermatite bir şey yoksa o zaman özellikle nemlendirmek ve güneşten korumak yeterli. Lütfen bu ciltlerinizi çok erken yaşlarda aşırı tırmalamayın. Hı hı. Çünkü 30, 30 yaşına geliyor ben bu aralar birden çöktüm. Sen potansiyelini hızla harcadın. Evet. Hep bunu anlattığım şeydir. Hızlı bitiriyorsunuz. Hızlı bitirmeyin. Bana 40'da da lazımsınız, 50'de de lazımsınız. Ben bırakın orlarda da size bir şeyler yapabileyim güzel, ki zamana yayalım bunu diyorum. Onun evet. için erken yaşlar buna özellikle dikkat etsin. E, e, 25 yaşında, 22 yaşındaki çocuk, e, genç kız anti aging krem kullanıyor. Yaşlanma karşıtı krem. Zaten Sen daha yaşlanamazsın. Yaşı. Zaten 25 Sen daha tazeciksin. Senin daha öyle bir şeyin yok. Hocam bunlar var ya sosyal medyanın da pompaladığı şeyler maalesef. Ama işte onlara baktığı yani zaman çok sorsun. çok bilinçsizce. Bilgi bende bedava. Benim e, kliniğimin numarası var. Aha, Bizler zaten, zaten bizi tanıyan da bilir. Zaten. Bilgi bedava. Niye e, bizi aradınız diye hiçbir şeyimiz yok. Yazalım. Anında cevap veremesek bile yarım saat sonra, bir saat sonra, iki saat sonra mutlaka hepsine cevap vermeye hı hı. çalışıyoruz. Çünkü burada aslında paylaşılan şey bilgidir. bilgidir. Biz hizmetimizi değil bilgimizi paylaşıyoruz. Hı hı. Bilgi paylaştığımız için zaten bu kadar belli bir yerlere getirebiliyorsunuz olayı. Dolayısıyla bilginiz tam olacak. Ve şu yeni çıktı diye her zaman doğru değildir. Gelenlerdir oluyor ya lazer çıkmış da şu evet bizimkisi lazer ama sana gerek yok. O hem para açısından 2000 bin liraysa bu 3000 bin liraysa sana daha kolay hı hı. bir önceki teknolojide düşünme sana kötü bir şey yapmıyoruz sana doğru olan bu anlatmak gerekiyor bunları bilmesi gerekiyor bunları yaptığınızda çok keyifli çok uzun yıllar danışanlarınızla uzunca süre beraber bakıyorsunuz. Bir başınız 10 yıl, 15 yıl beraber yaş Bir süre yaş sonra aile oluyorsunuz. Böyle. Yani beraber yaşlanıyoruz <laughs> evet, ki. Bela beraber beraber yaşlanıyorsunuz yaşlanıyoruz ki. Yaş Her şeyin güzeli, güz doğalı güzeldir tabii ki. Her zaman için doğal yaşlanmak da çok güzeldir. Ama böyle küçük dokunuşlar bizim hayatımızda sağlıklı önceliğimiz zaten sağlık, sağlık olacak. Bu, sağlık olmadan hiçbir şeyin bir anlamı yok. O zaman hemen e, terlemeler var biliyorsunuz. Biliyorum Hava sorularınız sıcak. geliyor gözünüz orada. Aynen öyle beri. botoks, terleme, koltuk altı yine e, uygulamalar yapılıyor mu? Bir kere önce onu soralım. İsterseniz şöyle yapalım. Siz bana soruları sorduğunuzda çok soru olduğunu biliyorum. Çok Hı -hı. soru olduğu için de soru cevap gibi ana nokta öyle ben size hemen soru cevap soru cevap yapalım. En azından e, hem de aynı konu üzerine dönmeden sıkmamışım. Evet ilk sorum botos. o zaman pandemide koltuk altı botoksu yapılıyor mu? <laughs> Yapılmaz olur Bu, bu mu? çok botos önemli. Botoks zaten yapılıyor. <laughs> Özellikle yaz aylarının Nisan'dan itibaren başladıktan sonra o yaz aylarının vazgeçilmez bir uygulamasıdır. Ee, eğer bir kişinin terleme problemi varsa, inanılmaz etkili ve kişiyi resmen kliniğe bağlayan bir uygulamadır. Onun için eğer koltuk altı terlemesi veya el terlemesi, ayak terlemesi gibi aşırı terlemeler olan insanlar varsa, bunlar için vazgeçilmez bir tedavidir. Zaten e, dünya üzerinde çok kabul görmüş, yıllardır da yapılan, çok uzun yıllardır da yapılan çok da başarılı bir uygulamadır. Ter yaptığı mekanizmada da kasla ilgili bir şey yok. Ter bezlerinin aktivasyonunu düşürdüğü için. E diğer botokslara nazaran çok daha uzun süre dayanan, çok da etkili bir tedavidir. Kesinlikle terleme problemini öneririm hiç düşünmeden yani. Yaş e, sormuş mesela oğlum terliyor daha çok diyen bir anne var. O çok önemli. Çocuklarda da uygulanacak mı hocam? Uygulanabilir. Burada zaten dozlaması var. Hepsinin bir dozlanacak ne kadar yapılacağı belli. O dozlamaya uygun şekilde gidildiği sürece çocuk veya yaşlı bunda botoksun yapılmasında herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Hı hı. Yani 3 yaşındaki çocuk da botoksa ihtiyaç duyabilir. Kasında bir problem vardır. Kasını gevşetmek için kullanırsınız. Atıyorum 50 yaşındaki bir kişi de ihtiyaç duyabilir. Yaş sınırlaması yoktur. Ama tabii bir yüzümü güzelleştireyim kırışık tedavisinde tuttu çocuğa. Evet onda yapılmıyor. Terleme Bu, için sormuş annemiz. Için. Evet. Terleme için sormuş çünkü <laughs> onlar için de önemli. Önemli. Peki hocam aralığı ne kadar? 6 ay sonra gelin denildi. Sanki ihtiyacım yok 6 ay aşabilir miyim? Bravo. Ben genellikle koltuk altı terlemesinde ben 6 e, ay, ben de 6 ayda anlatırım misafirlerimize ama 8 e, aydan önce ihtiyacı olan çok nadir insan çıkar. O, e, ortalama güzel. yılda bir kez yaptırmak lazım. Ama tabi bunu derken gerçekten çok anormal terleme problemi olan insanlar var. Yani dramatik şeyde olanlar hmm. var. Belki onlar 6 ay arayla yaptırabilir. En azından o ter bezleri bir süre çalışmamaya alışana kadar birkaç kez 6 ay aralıklarla yapıp sonra arasını açmayı düşünebilirler. Hep koltuk altı soruldu. Peki ele avuç ve ayak terlemeleri içinde sorulmuş uygulanılıyor mu diye. E, tabii ki bu da O da çok etkilidir. Çok Fakat etkili el el terlemesi ve ayak terlemesinde bir özellik var. Ona dozlamanız çok önemli. E, orada biraz e, aynı zamanda kası da etkileyen bir şey olduğu için biraz hafif sıkmada sıkıntı olabilir. Yani hmm. eliyle ilgili işlem yapan insanlara biraz onu konuda uyarmak lazım. Bu genellikle atlanır. Acı e, mı? Hayır acıdan değil. Mı? Kaslarınızı biraz zayıf açacağı için hani yüzümüzdeki gibi hmm. düşünün hafif dozda yapıyorsunuz ama e, koordinasyonda biraz eksikleri olabilir. E, çünkü hmm. iyice iş yapan insanlar var elleriyle hani kapı bir şey yap, eşya taşıyorsan bir sıkıntı yok. Hmm. Ama bu anlamda sıkıntılı olabilir. E, bir de el ve ayak uygulaması azıcık, azıcık acılıdır. Acı mıdır? Hani, el ve ayakta hmm. biraz hoplarsınız onu da söyleyelim yani hani diğer kadar konforlu geçmeyebilir. Bunu da evet yemekler. biz burunları göstermiştik, burun dolgusundan bahsettik ama başka hangi alanlarda da uygulanılıyor? Onları da hızlıca geçelim mi? Aslında Çünkü... ona başladı mı? Ben burada bir ha. değil 3-5 program yapmamız lazım. Ve üç 3-4 dakikam var bitirmem yani gerekiyor. Için biz burada daha spesifik sorular alalım. Hı hı. Burundur, yanaktır, çenedir. Her yere yapılabilir. Önemli olan orada bir eksiklik görüyor muyuz? Yapılırsa nereye gideceğimizi doğru kafamızda şekillendirebiliyor muyuz hı hı. diye düşünüyoruz. Kişinin beklentilerini doğru anladıysak o zaman ortaya inanılmaz bir sinerji ve çok güzel sonuçlar çıkıyor. Aslında cihazın fiyatını soranlar da var zayıflamayı konuşmuştuk ya onun doğru bilgisini de bilgi için şu anda telefon numaralar ekranda e, Damlacığım mutlaka cevap verecektir. Ekibe selam söylüyorum. Çok güzel bir ekip var. Kahveniz, suyunuz, sodanız her zaman sizinle birlikte olacak. Böyle güzelce ağırlanacağınız, bahçesinde de mis gibi çiçekleriyle, kokularıyla oturacağınız güzel bir mekan var. E, oradan öğrenebilirsiniz daha doğru bilgileri. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kaldı mı şöyle? Şunu da hatırlatalım. Ayşegül şu kaldı dediğiniz O kadar çok kafamdan şey geçiyor ki yani yani 80-90 tane şey anlatmam lazım. Ama biz yine böyle istediğiniz şeyler olur. Veya bir konuda bilgilendirilmesi veya böyle pandemi dönemlerinde neler yapılabileceğiyle ilgili üstüne koyabileceğimiz veya en son gelişmelerle ilgili ne anlatmamız gerekirse ben her zaman gelirim. Ben de çok keyif alıyorum. Çünkü bir şeyle paylaşmaktan. Biz de sizinle olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hekim olmanız, işinizi doğru yapmanız bizim için çok önemli. Çok teşekkür ederim. O yüzden ederim. aile olarak da seviyoruz çok sizi. Sağ olun, çok sağ olun, Özlem Hanımcığıma da selamlar. Kızlara selamlar. Nasıl da çabuk büyüdüler değil mi? <laughs> evet. evet Onlara evet. da buradan selamları gönderelim. Bütün ekibe selamları olsun. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. tekrar teşekkür ediyorum. Efendim size teşekkür ediyorum. Katkılarınız için, sorularınız için. İnşallah İnşallah bu haftaya dedik ki güzellikle sağlıkla başladık. Sağlıklı bir hafta olsun bizim için. Yarın saat 10'da ömrüm olursa siz bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun.